arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle yine güzel bir motif çalışması yapacağız motifimizin e, ortasında çiçek olarak başlayacağız ve diğer kısımları bakınız her zamanki ördüğümüz şekliyle artışlarımızı yaparak ilerleteceğiz ben bebe yünü kullandım ve iki buçuk numaralı tığımı kullandım sizler ipinize uygun tığlar seçerseniz çok daha güzel e, sonuçlarla karşılaşacaksınız evet kolay gelsin diyerek hemen motifimizi örmeye başlayalım kolay gelsin zincirimizi çekerek çiçeğimizin göbeğini oluşturmaya başlayalım 1 2 3 4 5 5 tane zincirimi çektim yuvamın içerisine giriyorum şu şekilde kapatıyorum bakınız birinci zincir içerisine girdim ve kapadım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim tığımın başını doluyorum oluşturduğum yuva içerisine giriyorum 1 2 3 bir defa doladım 3 defada çekerek tamamlıyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. Bir defa başını dolayarak yuvaya giriyorum. 1 2 3. 3 defa da kapatıyorum. Araya 2 zincir. Bir defa doluyorum. 1 2 3. 2 zincir tekrar giriyorum. 1 2 3. Zincirlerimi çekiyorum. 1 2 3. Toplamda 8 trabzan olana kadar bu şekilde araya 2 tane zincirimizi çekerek göbek kısmımızı oluşturuyoruz. Sayalım. 2, 4, 6, 8. 2 zincirimi çekiyorum. Ve başlangıçtaki 4. zincire denk gelen yere batarak sadece geçişimi yapıp bir zincir çekip ipimi buradan kesiyorum. Sıkıştırıyorum. Şu alttan sıkıştırma işlemimi yaptıktan sonra buradaki ipim kötü görünmesin diye hemen zaten gizlemiştik alttan kesiyorum. Şöyle görelim. 8 trabzan ördüm ve yuvamı hazırladım. İkinci rengimi örmek için bir tane zincir çekiyorum ve hazır olan göbeğimizi Elimizi alarak örmeye başlıyoruz. Düz yönünü çeviriyorum. İpimi kopardığım yerden değil herhangi bir yerden şöyle giriyorum. Sabitliyorum. Ve üzerine 2 tane zincirimi çekiyorum. İpimi de şöyle alıyorum. Tığımın başını bir defa doladıktan sonra 1-2 Tekrar araya giriyorum. 1-2 3. trabzanımı örüyorum. 2 zincir, 3 trabzanımı ördüm. Tekrar 2 zincirle aynı yuva içerisine batıyorum ve kapatıyorum. Birinci yaprağımızı çiçeğimizin oluşturduk. Şöyle bakınız alttan da ipimi gizledim. Şimdi yan taraftaki yuvaya giriyorum. Yine ipimi gizlemekteyim bakınız. 2 tane zincirimi çekiyorum. Araya 3 tane trabzanım örüyorum. 1 2 3 İki zincirle aynı yuva içerisine batarak çiçeğimi tamamlıyorum. Diğer yuva içerisine geçiyorum. Halen ipimi gizliyorum, bakınız. İki zincir, üç tane trabzan, bir, iki ve üç. Tekrar bir, iki zincir ve aynı yuva içerisine batıyorum. Diğer yuvaya gelerek batıyorum, bir ve 2 2 zincirle çıkıyorum araya 3 tane trabzan 2 ve 3 2 zincir aynı yere batıyorum ve bir yaprağımızı daha oluşturduk şimdi diğer bölüme geçiyorum 2 zincir 3 trabzan 1 2 ve 3 tekrar iki zincir aynı yere batıyorum ve bakınız biraz önceki sarı ipimi şöyle elimle alıp gizliyorum diğer yuvaya batıyorum iki zincir 3 trabzanıma ipimi gizleyerek örüyorum ve bu şekilde bütün dilimlerimizi örerek tamamlayalım 8 tane yaprağımızı örerek tamamladım en son iki tane zincirimi çektim hemen yuva içerisine gelerek batıyorum ve dört tane zincir çekiyorum 2 3 4 arkasından yeni yuvalar hazırlamak için şöyle bakınız 4 zincirimi çektikten sonra şu şekilde arada bakınız bölümümüz vardı. Hemen oraya gelerek batıyorum. 1 2 3 4 arkadan geliyorum. Bakınız şu şekilde batıyorum. 1 2 3 4 Şöyle bakınız şuradaki hemen her ikisinin arasındaki şu sarının üzerine şöyle önden batalım ama çiçeğimiz ön kısımda olsun. Şöyle 1, 2, 3, 4 dilerseniz tabi şu şekilde de hemen elinizde tutarak yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 şöyle 1, 2, 3, 4 yaprağımı eğiyorum şöyle araya giriyorum. Buradaki nokta hemen bakınız sarımızın üzerindeki geçiş yerine batmaktayız. Şöyle Neresi olduğunu karıştıran arkadaşlarımız için 1, 2, 3, 4 şöyle bakınız tam şu bölüme atıyorum. 1, 2, 3, 4 başlangıç yerimize kadar örerek geldim. Ve yuvamı hazırladım. Bir tane de zincirimi çekiyorum. İpimi de buradan kesiyorum. Diğer rengimize geçiyoruz. Şöyle görelim. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bütün çiçek yapraklarımızın ardına birer yuvamızı hazırladık. Şöyle önden görelim. Çiçeğimizi tamamladık. Arkada da yuvalarımızı hazırlamıştık. Şimdi diğer rengimize geçebiliriz. Bir zincirimi çekiyorum. Bir alıyorum. Herhangi bir yerden hiç fark etmez. Bakınız şuradaki görmüş olduğumuz yuvaların herhangi birinden şu şekilde başlıyorum. Ilk köşe yaparak başlayalım sabitledim 1 2 3 İpimi şöyle alıyorum ve hemen yanına bir defa dolayı bir trabzan örüyorum yeniden bir tane daha trabzanım örüyorum toplamda zincirimizle birlikte 3 tane trabzanımız ördüm bir zincir çekiyorum aynı yere köşe olduğu için 3 tane daha trabzanım örüyorum 1 2 ve 3. 3 trabzanım ördüm. Bir tane zincir çekiyorum, tığımın başında oluyorum. Hemen sıradaki yuva içerisine 3 tane trabzanım örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir sonraki yuva içerisine ikinci köşemizi örüyorum. Köşelerimizi çift olarak örüyoruz. Arasında bir tane zincir. 3 üç trabzan, 3. Yü örüyorum bir tane zincirimi çektikten sonra yuvanın içerisine girerek 3 tane daha trabzanımı örüyorum 2 ve 3 tekrar bir zincir çekiyorum hemen takip eden yuvanın içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 bakınız bir tane köşe bir tane tekle şöyle görelim köşemizi ördük Yanına tekliği örüyoruz. Köşemizi örüyoruz. Bir sonrakini tekli olarak örüyoruz. Ve bu şekilde ilerliyoruz. Biraz daha birlikte örelim. Bir zincirimi çekiyorum. Bir sonraki yuva içerisine gelerek bir bir defa doluyorum. İki. Bir defa doluyorum. Üç. Bir zincirimi çekiyorum. Köşe olduğu için üç trabzan daha örüyorum. Bir iki ve 3 ikinci köşemizi ördükten sonraki gelen köşemizde bakınız 1 2 3 bir zincirimi çekiyorum hemen yuva içerisine 1 2 3 tekli grubumuzu örüyoruz yeniden zincirimi çektikten sonra son köşemizi örüyorum 1 2 3 bir zincir tekrar 1 2 ve 3 bir zincirimi çekiyorum köşeyle başlamıştık son olarak bir köşeden diğer köşeyi aradaki üçlü grubumuzu örüyoruz bir zincirimi çekiyorum ve zincirle başladığım yere gelip atıp şu şekilde geçişimi yapıp bir tane daha zincir ilave ettikten sonra ipimi kesiyorum Evet şöyle köşelerimizi görmekteyiz. Bu şekilde düzeltelim. Bakınız bu da tekli olan. Şimdi ipimizi içeriye gizleyelim ve bir sonraki rengimize devam edelim. Diğer rengime yine bir zincir çekerek başlıyorum. Bu şekilde düğüm atmış oluyorum. Dilediğiniz herhangi bir köşeden illa ipimizi kopardığımız yerden olması şart değil. Köşeden girerek başlıyorum. 1, 2, 3. İpimi şöyle altına alarak gizliyorum başlıyorum bir trabzan ördüm zincirimizde beraber iki olmuştu ve üç tane trabzanım oldu bir zincir çekiyorum bir köşelerimizi hep bu şekilde yapacağız iki ve üç üç trabzan bir zincir üç trabzan araya bir tane zincir çekiyorum şuradaki ilk zincir karşımıza çıkan ilk zincirin içerisine 3 tane şuradaki gibi tekli trabzan grubumuzu örüyoruz 1 2 3 Araya bir zincir çekiyorum. Sıradaki tekli grubuma batıyorum. 1 2 3 Bakınız artışımızı yaptık. Hemen bir zincirimi çekiyorum. Şöyle görelim. Birken iki tane oldu köşemizden sonra yeniden köşemizdeyiz ve 3 trabzan 1 2 3, bir zincir, 3 tane trabzanımızı örelim köşemizi. Tekrar bir zincirimizi çekelim köşemizi ördükten sonra, aynen şuradaki örmüş olduğumuz gibi, iki tane bakınız şuradaki zincirlerimize üçerli trabzan grubumuzu örerek köşelerimizi örelim ve ilerleyelim. Ve en son 3 tane trabzan ördükten sonra bir zincirimi çekiyorum ve ilk e, zincir çekerek başladığım yere gelip batıyorum. Kaydırdıktan sonra bir zincirle bu kısmı sabitliyorum ve ipimi kesiyorum. Artışlarımızı yaparak ördük bakınız. Şimdi e, son sıramızı örmek istiyorum. Tabi dilediğiniz kadar bu şekilde büyütebilirsiniz. Çiçeğimi ördüğüm rengimle ilerliyorum neyi köbeğimizden başlıyoruz. Köşelerimizi ördükten sonra bakınız 1 2 3 tane bir zincir çektiğimiz bölüm var. 1 2 3 bu kısımlara üçer tane tırabzanlarımızı örüyoruz. Öncesinde köşemizi örerek başlayalım. İpimi şöyle gizliyorum. 2 3 zincirimi çekiyorum. Köşelerimizi çift olarak örüyoruz. 2 ve 3 Araya bir zincirimi çekiyorum. Hemen bir zincir çektiğim yere giriyorum ve 3 tane trabzanımı örüyorum. Tekrar bir zincir, 3 trabzan bu şekilde ilerleyelim. Üçüncü sırada kullandığım renkten çok hoşlanmadığım için e, yeniden sökerek ben yeşil rengimi ördüm ve tekrar mavimle aynı şekilde devam ettik. Sizler de isterseniz motif büyük e, ya da küçük örmek istiyorsanız küçük yeterlidir. Eğer büyük örmek istiyorsanız birkaç sıra daha gidebilirsiniz. Elimdeki motifin uzunluğuna şu şekilde bakalım. Bakınız 9 santim genişliğinde şöyle bütün kare olduğu için hepsi 9 santim olacaktır öreceğiniz örtüye battaniyeye göre Dilerseniz birazcık daha renklendirerek örebilirsiniz şimdi bir tane zincirimi çektim hemen 3 zincirimin bulunduğu tepe noktasına gelerek batıyorum şu şekilde geçişimi yapıp bir zincir çekip buraya düğümümüzü attıktan sonra ipimizi kesiyoruz ve şöyle görelim bakınız motifimiz gayet güzel oldu. Şöyle daha hoş bir görüntü oldu. Ortadaki bu yeşilin yerine kullandığım renk biraz farklı kalmıştı. Evet, şimdi daha güzel umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Şöyle arkasına da bakacak olursak bakınız. Arkasından da bu şekilde görülmekte motifimiz. Evet, ipimizi de şöyle gizleyelim. Son ipimiz olduğu için son rengimiz kendi içinde gizledik ve buradan keserek ayırıyoruz. Evet bir çalışmamızın sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşçakalın mutlu kalın. Görüşmek üzere.